Var. Şimdi emekliyi soruyoruz, ekonomiyi soruyoruz. 7,5 lira, 11 lira. Ben emekliyim, evet. 7,5 alıyorum nedir zaten. Nedir ablam? Durum nedir? Durum nedir? Kızımın yazlığına gittim İzmir'e. Evet. Buradaki oturduğum normal daireyi kiraya verdim. Evet. Ek. Ya yani eviniz olduğu halde kiraya verdiniz, evet. Kiraya verdim yaşayabilmek için. Evet. Çünkü ben ömrümce onurlu yaşadım. Ömrümce emeğime dayalı yaşadım. Emeksiz hiçbir şey boğazımdan geçmedi. Ve bütün emekliler de böyledir zaten. Alın teriyle yaşayan insanlardır. Evet. Şu an bakın bir emek sarf ediyorsunuz. Evet. Bunun parasal karşılığı bile yoktur. Emek çok yüce bir değerdir. Ha, ülkemize gelince, ülkemiz koşullarında dediniz ya. Bu ben sistematik görüyorum yani sorunu. Hani mevcut iktidar da olsa, muhalefet de gelse durum çok fazla değişmeyecek gibi görünüyor. Biz emekliler için öyle görünüyor. Umudunu kaybettin ama. Evet, ama çünkü devlet mekanizması, tabii devlet, evet, daha eskiden tabii ben evimde yaşıyordum, ne güzel. Kaloriferli evimde yaşıyordum. Şimdi yazlıkta odun mu yakacağım, nasıl ısınacağımı bilmiyorum. Ama 7500 lirayla da yaşayamıyorum. Yani çözüm üretmek zorundayım. Ve tek başımayım. Işte. Evet. Bak bir yemek yiyoruz kaç lira? Bir çay içiyoruz 15 lira falan. Dışarı hiç çıkmayarak bu durumu tolere etmeye çalışıyoruz. Ha, bana göre gerçekten örgütlü olmak zorundayız. Yani biz emekliler örgütlenmemiz gerekir. Ben bu kanaattayım. Çünkü devlet çok büyük bir örgüt. Çok büyük bir örgüt. Ve iktidara kim gelirse örgütün ayaklarını, nacaklarını kullanıyor. Yani bu adalet sistemiyle, demokrasi sistemiyle, üretim, tüketim ilişkileriyle. Zaten dünyada da şu anda sadece ülkemizde değil, yeni yani üretim tüketim ilişkisinin tıkanıklığını yaşıyor dünya. Üretim ve tüketime dayalı problemden dolayı savaşlara başvuruyorlar. Bu Ukrayna'yla da kalmayacak. Yani sorun sadece bizim 7,5 lirayla aç kalmamızın çok çok daha üstünde meseleler ve sorunlar var. Orta Doğu bakın bizim etrafımızda dönüp şimdi dolaşıyor. Abla, dönüyor, bütün tehlikeler. Ama biz de hep sınırlar açtık. Eskiden sınırlarımız kapalıydı mesela. Evet. Tevgire döndü yani. Biz belki yarın bir gün başka bir sınırda yer aramaya çalışacağız. Bana kalırsa sınırların hepsi kalksın. İnsan soyu insan gibi yaşayabilmek için gerçekten dünya yeterli. Dünya yeterli ama yeter ki sırtımızdaki sülüklerden arınalım biz. Evet. Hani o bir avuç sermayedar. Sermayedar. Ben sermayedarlarda yani şey görüyorum. İktidarlar da onlar yönetiyor. Sadece mesela bizim ülkemizin de karanlık güçleri var. Dünyanın da karanlık güçleri var. Dünyanın karanlık güçlerinin etkisi de var bu durumun üzerinde. Hangi soruyoruz? Emekli misiniz? Öncelikle soralım. Çalışıyor musunuz? Çalışıyoruz. Çalışıyorsunuz. Şimdi ekonomi nasıl abi? Herkes... Günde 8 saat çalışıyorum. Tamam. Varsa başka bir iş, 8'de orada çalışayım, 24 saat çalışarak geçireyim. 8-24. Ekonomi çok iyi be ya, süper yani. 3 tane simit yesen günde, 3 de çay. Evet. 90, ayda yapar 5000 lira simit parası. Evet. Yeter ekonomi abi. Ne kadar güzel, mutlu bir dünya. 5000 lira simit parası, çay parası. Herkes simit yesin, çay içsin. Ne olacak abi böyle? Ne olacak? Bak yolunu bulamıyor vatandaş. O kadar yol var, vatandaş, ehliyet yok adamda mesela. Vatandaş doğruyu bulamadıkça yolunu da bulamaz. Onu da buradan vatandaşa söyleyeyim yani. Abi ne olacak yani şimdi, ne olacak? Çözüm nedir yani? Göz göre göre lades yapıyorlar memleketi. Anladım. Vatandaş uyansın, uyanık olsun. 7,5 lira yeter dedi abi. Devlet bile bile bunu yapıyor dedi. Fazlaya gerek yok dedi. Maaşın ne? Evin var mı? Evim yok. Yok mu? Kiradasın. Kirada değil, oğlanın evinde oturuyorum. Söyleyecek bir söz bulamıyorum ya. 7,5'la he, bereket versin diyor. Zor. Sor bakalım şu gençlerin haline bak. Ama bak, bak abi ne dedi bak. Kaçıyor. Dedi ki isteseler 30'da verirlerdi ama ne gerek var dedi. 7,5'la verip. Ne gerek var demedim. He. Ne gerek. Bak kelime. Ne dedin abi? Kelimeyi saptırma. Tamam ne dedin? Ne gerek. Şu aradaki uçurumu, dengeyi sağlamak için bunu, bu yolu seçti diyorum. Evet, bu yolu seçmiş abi. Ha. Bu yolu mu? Lan bu yolun sonu uçurum be ya. Ha. He? Öyle gerek yok diyoruz kelime. 7,5 lira. Neden kendi şeyini, kendi yandakilerini
Yani onlardan neden çıkmıyor da bizden çıkıyor? Onu söyleyin siz. 7,5 yetiyor mu? Ya böyle istiyor yani. Ya düzeni de bu ya. Düzeni kurmuş diye istiyor yani. Öyle diyor. Kimse böyle istemiyor. Kimse. Sadece onu istemiyor. Kimse istemiyor. 7,5 lira değil de 30 lira verseydi ekonomi dengesi bozulurdu diyor. Gerek yok diyor. Millet çok yerli. Onların ekonomisi hiç bozulmuyor. Ülkede şükür edenler berbat. Şükür etmeyenler uçtu gitti. Bizde sadece şükür öğretiliyor. Başka bir şey yok. Aç kal şükür et. Ne kadar güzel. Ama garanti senin cennetin garanti. Böyle biz de yanıyoruz. Abla bir de şöyle bir olay var. Abi şöyle de bir olay var. Fakirler 500 sene önce cennete girecek. Tabii canım. Aa ne demezsin yani tabii. Yani seninle ben 500 sene önce gideceğiz ablam. Ellerini öperim. Aynen. Biz fakirler var söyle. Söyle yalanhane. Sağ ol. Hayır. Onlar neden? Neden milletvekillerinden kesilmiyor da bizden kesiliyor? Abla şimdi onlar 70 bin lira alıyor yani 70 bin lira mı? Onlar yapamaz onlar, değil mi? Şimdi onların 70 bin lira o da milletvekili ya. Değil mi yani? Ya. Şimdi gel genç. Kaç onlar para var cebinde? 5 abi. Harbi delikanlı gibi söyle. Vallahi 5. Bak. Cüzdanla gösterebilirim. 5 lira var. Başka yok. Bu 5 lirayla ne yapabilirsin? Hiçbir şey. Simit bile yiyemem. Bu 5 lirayla ne yapabilir abi? Yemez. Biraz önce 30... Çay içer. Yarım yani. Adak alamaz. Peki gençler nasıl görüyorsunuz? Gerçekten yani soruyorum. Sonumuz çok kötü. Ekonomi abi. Nasıl? Ekonomi çok kötü. Sonumuz bitti yani. Şimdi okusak da bir şey fayda yok yani. Yok okuyacaksınız ayrı mesele. Her zaman bilim, ilim önemli yani okumak evet, lazım. Doğru tabii abi. Şimdi çözüm nedir yani? Çözüm ne sunuyorsunuz? Nasıl çalışmalıyız? Çözüm baştakinin değişmesi olabilir belki sistemin abi. Değişmesi. Sistemin değişmesi. Sistem değişsin diyorsunuz. Sistem değişse de olur anladım. Yani. İlla baştaki demeyin boş ver. Ben onu keserim. Demeyecek, evet. Tamam gençler değil. Yolunuz açık olsun. 4 tane çocukla biz de buradayız bak. 4 tane çocuk var evet. Maşallah. 3 tane çocuk okuyor. Peki sana kim dedi bu kadar kaza gel 4 çocuk yap? Vallahi 3 dediler biz 4 yaptık. Bak işte bu. Aynen. Bunu duymak istiyordum. Aynen. 3 dediler 4 yaptın. Evet. Bak ben kanmadım benim 2 çocuğum var. Şu anda hani diyorlar ya biz Türkiye olarak el uzatıyoruz. Garibanın yanındayız. Evet. Ve şu anda garibanın asla yanında değiller. Ben de garibanın yanındayım şu anda. Asla garibanın yanında değiller. Ne faydam var? Çünkü 90 lira çocuklara eğitim parası verip de 90 liraya göz koyup da bunları iptal ediyorlarsa böyle bir şeyin eğitim yani. Eğitim parası 90 lira veriyorlar. Evet, evet, evet. 90 lira. Şimdi 90 liraya, şimdi siz de oy verdiniz. Abi evet biz de oy verdik. Evet, oy verdik. Ve kaza geldiniz 3 yerine 4 yaptınız. Evet. Allah 4 tane daha versin inşallah. 8 amin. Tane olsun. Amin. Yenge de çalışıyor sen de. Evet. Şimdi ne olacak peki? Valla ekonomi gitten gidiyor daha kötüye gidiyoruz. Evet. Hiçbir şekilde ikimizin çalışması da bir önemi kalmadı bu şeyde şartlarda. Mart'ta seçim var mesela. Valla değişmesini talep ediyoruz artık yani. İkne derler ama seni. Asla edemezler. Bu saatten sonra asla. Bu sefer gördük 3-4 yani. Dedik derler. Yok gördük. Son yaptıklarını gördükten sonra daha ben de fikir anladım. Olarak değiştirdim yani. Kesinlikle anladım. Öyle bir şey yok. Bu kız da beni dövüyor. Git iktidarı döv. Beni niye evet, dövüyor? Evet. Ben kesinlikle iktidarın değişmesini şey yapıyorum. Başımızdaki anladım. Adam şey olarak Kılıçdaroğlu'nun şeyine vermiyordum. O da gittiğinden dolayı Özgür şu anda. Özgür Özel gelince değişti mi? Kesinlikle anladım. Değişti yani. Anladım. Keşke başında olsaydı. Başında değişiklikler yapsaydık. Anladım.